Kuşlarımızın yumurtaları dolu mu, yoksa boştan yere kuluçkaya mı yatırıyoruz? Dolu ve boş yumurta arasındaki farkları, bunu ne zaman kontrol edeceğimizi, dolu yumurtaları sonrasında sıkıntı yaşamamak adına ne şekilde kontrol edeceğimizi kısa bir video ile sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle dolu ve boş yumurta, hatta doluyken sonradan bozulmuş bir yumurtayı nasıl tespit edeceğinizle ilgili kısa videolar çektim. Önce bunları izleyelim. Sonrasında ben başta söylediklerimle ilgili kısa açıklamalar yapacağım. Öncelikle boş yumurtalara iki kanarya, şu kanarya yumurtası, bu da kanarya yumurtası. Bu ikisi de iki tane Venezuela yumurtası. Farklı yumurta tipleriyle örnek göstermek istedim. Öncelikle boş yumurtalara bir bakalım nasıl gözüküyor. Bakın tuttuğumuzda yumurtanın sarısı belli. İçinde en ufak bir kırmızılık, damarlanma, herhangi bir oluşum yok. Üçüncü günün akşamı, tam üç günlük bir kuluçkanın üstüne bunu görebilirsiniz. Buyurun bakın, burada kanarya yumurtası. Çevirdiğim zaman sarı yukarı doğru geliyor, görüyorsunuz. Başka hiçbir içinde oluşum yok. Şimdi dolu yumurtalarında birkaç günlük farklı örneklerle birkaç tane de dolu yumurta örneği göstereceğim. Boş yumurta örneği zannediyorum ki anlaşılmıştır. Burada bir kanarya yuvasını söktüm. 4 gündür 23 Mart'ta kuluçkaya yatmış bir kanarya. Bugün 28 Mart'ın öğlen saatleri. Bakın 3,5 gün oldu. Bakın birinci yumurta yine deminki gösterdiğim örneklerdeki gibi boş. Şimdi geliyoruz. Görüyorsunuz bakın kıpkırmızı olmuş. İçinde hareketler var. Kıpırtıyı görüyorsunuz. İçeride oynuyor bakın yavru, dikkatli bakarsanız. Şuna bakalım. Bunda da yine dolu bir yumurta. Damarları var. Şu yumurtaya bakalım bir de. Evet. Görüntü ne kadar net diyor bilmiyorum ama HD kalitesinde şurada kalp atışını, şunu biraz çevireceğim. Yavru yukarı çıkarsa kalp atışını görebiliriz diye düşünüyorum. Bir saniye. Görüyorsunuz şu damarları. Yumurtanın dolu olduğunu gösteren bir işaret. Bu yuvada 4 dolu yumurta, 4 yumurtanın 3'ü dolu. Bu biraz geriden geliyor. Burada yumurta toplama işlemi yapmamışız. Farklı bir yuva daha aldım. Bu da kanarya yuvası. Neden bunu bir daha kanarya yuvası göstereyim? Demin aldıklarım 3-3,5 günlüktü. Bunlar da 7-8 gün ortalamalı. Şimdi bakalım o aradaki farkı görebilin diye bir yuva daha gösteriyorum. Bakın buyurun. 7-8 gündeki farka dikkat edin. Artık yumurtalar kıpkırmızı. İçindeki damarlar iyice belli. Hepsine şöyle tutuyorum. Hepsini görün diye. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu çıplak gözle tabii ki çok daha net bir şekilde içerideki oluşumları görebilirsiniz. Hatta bazen yavru, bakın şöyle kıpırdatmıyor. Bazen işte görüyor musunuz? Yavru hareket ediyor. Yani en alttaki kısmı görürseniz oradaki dalgalanmaya dikkat edin. Bakın içeride kıpırdadığını, çözünürlüğü de yüksek yaptıysanız görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İçeride yavru kıpır kıpır hareket ediyor. Maşallah diyelim. Burada da 4'te de 4 dolu yumurtamız bulunuyor. Şimdi son olarak da bir Venezuela yuvası. Burada da 3 yumurta var. Bunlar da 3-4 günlük farklı bir yumurta tipi. Bir şeyin değişmediğini göstermek için. Buyurun. 4 günlük bir yumurta. İçerideki yavrunun hareketlerini zannediyorum çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bakın. Dalgalanmalar. Bakın yumurta toplaması yapmadığım bir yuva. Muhtemelen birinci yumurta, ikinci yumurta ve üçüncü yumurta. Bu çok geriden geliyor, görüyorsunuz. Daha yeni yeni damarlar oluşmaya başlamış. Bunun içinde artık yavru oluşmaya başlamış.
Bu da tam ortasında. Bu yavrular farklı günlerde çıkacak muhtemelen. Bu da aralarında bir rekabetsizlik oluşturacak. Yani haksız rekabet oluşturacak. Boyutları farklı olacak. Artık bu son aşamayı göstermiyorum. Şu an elimde 11-12 günlük yumurta yok. Orada da iyice tamamen kıpkırmızı, içeride yavruyu görebileceğiniz bir hal alır. Ama yumurtalarınızın dolu olup olmadığını, dolu ve boş yumurta arasındaki farkları böyle farklı dönemlerden, farklı örneklerle, bakın daha yeni, hemen anlaşılabilecek seviyesi bu. Bu video sayesinde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hepinize bol bol dolu yumurta almak dileğiyle videomu sonlandırıyorum. Tam videoyu kapattığım sırada yine sizin için faydalı olabilecek bir görüntüyü çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Boşu gösterdik. Farklı aşamalarda doluları gösterdik. Ama bir de doluyken bozulan yumurtaları da göstermemin faydalı olacağını düşündüm. Bozulan yumurtaları nasıl anlarsınız? Şimdi iki aşama göstereceğim size. Bakın bir Venezuela yumurtası var burada. Bir de arkasında Kanarya yumurtası. Şimdi bakın bu başlangıç aşaması için Venezuela yumurtası. Bu yumurta damarlanmaya başlamış. Sonra damar, bakın bir şekilde bu yumurta soğumuş, kenara kaymış. Bu yuvada 5 yumurta vardı. Aslında bölmek lazımdı. Ben o işlemi yapmadığım için ya kenarda kaldı ya düzgün bir şekilde kuş yumurtayı çeviremedi. Yumurtaları ben günlük olarak çeviriyorum. Kuşların da kendileri çevirme işlemi yapıyorlar ama kuluçka makinelerindeki sistem gibi. Ben de ufak elimle hareket ediyorum. Bakın o damar donmuş ve başka hiçbir yerde damar görüntüsü kalmamış. Tek bir çizgi, tek bir böyle kırmızı nokta, leke, donuk, hareketsiz ve tekil bir yapı gördüğünüz zaman gördüğünüz gibi buradaki çizgi kurumuş ve kalmış. İçindeki yavru canlanamadan maalesef ölmüş. Bu daha 2 günlükken, 3 günlükken, yani daha yeni oluşurken hemen bozulan bir yumurta. Peki şuna geçelim. Bakın bu da 11. günde bozulan bir yumurtaydı. Kanarya yumurtasıydı. Bu da yine başka bir soğuma sebebiyle olabilir. İçinde görüyorsunuz bayağı bir yapı var. Ama o yavru içinde morarıp ölmüş. Böyle morluklar, yeşillikler, kötü kahverengi renkler görürseniz o yumurtada görüyorsunuz gayet anormal bir renk ve yapı, donuk. O yumurtada bozulmuş anlamına geliyor. Bundan korunmanın yolları da, ben yuvada 4 yumurtadan fazla yumurta bırakmıyorum. Kuşlar çeviriyorlar ama ben yine de şöyle günlük yuvaları kontrol ettiğimde kenara köşeye sıkışmış, kaymış yumurta var mı? Onları kontrol ediyorum. Sonrasında kendim elimle yuvayı kapatmadan önce şöyle ufak bir yumurtaları yer değişikliği yapıyorum ve bu tip sorunları minimuma indiriyorum. Evet, sanıyorum görüntüler yeterince açıklayıcı olmuştur. Dolu yumurta nasıl gözükür, boş yumurta nasıl gözükür, hatta doluyken sonradan bozulan bir yumurta nasıl gözükür, bunu size farklı yumurta örnekleri üzerinden göstermeye çalıştım. Yumurta kontrol işlemi bence önemli bir işlem. Sezon 4-5 ay gibi, bazı iklimlerde tabii farklılık gösterebiliyor ama 4-5 ay içine sıkışmış bir dönemden bahsediyoruz. Ben örnek vereyim. Mesela işte Mart başı gibi falan sezonu açıyorum. Kuşların hazırlanması, eşe gelmesi falan derken hadi Mart'ı da sayalım. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Artık Temmuz sonuna doğru, yani 5. ayın sonuna doğru kuşlar yavaş yavaş sezonun sonuna doğru gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu yılın yarısından daha kısa bir zamanı değerlendirebileceğimizi düşündüğümüzde kuşların tür ve ortam ısısına göre 12 ile 14 gün arasında değişen kuluçka süreleri bulunmakta. Yumurta doluluğunu, kuşun yapmış olduğu kuluçkadaki yumurtaların doluluğunu kontrol etmediğimiz zaman, ki hemen yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Kuluçka tam olarak kuşun, yani üzerinden hiç kalkmadan su, yemek gibi ihtiyaçlar, tuvalet ihtiyacı gibi ihtiyaçlar haricinde kuluçkadan hiç kalkmadığı, tam olarak başladığı süre olarak söylüyorum bunu. Başladığı süreden itibaren 3 gün sonrasında
yumurtanın dolu veya boş olup olmadığını gayet net bir şekilde az önce görmüş olduğunuz örneklerdeki gibi anlayabilirsiniz. Bunu yapmadığınız zaman, 3. günün akşamında bu kontrolü yapmadığınız zaman kuşu 14 gün, hatta süreyi de tam yazmayan arkadaşlar 14. 15. günlere kadar, 16. 17. günlere kadar ha bugün çıktı ha yarın çıkacak diye kuşu boştan yere boş kuluçka, boş yumurtaların üzerinde kuluçka yaptırıyorlar. Bu da bir ayın yarısı gibi bir süreçte çiftleşmeden 5 gün sonra yumurta geliyor. 15 günde kuşu yatırırsak 20 gün, yani bir ayın 3'te 2 saatte boşa gitmiş oluyor. Olabilir, boş yumurta gelebilir. Bu bir sağlık sorunu değildir. Doğru bir çiftleşme olamamış olabilir. Kuşlarımız kışından yağlı bir şekilde çıkmış olabilir. Henüz tam hazır olmadan apar topar bir çiftleşme gerçekleştirmiş olabilirler. Doğru bir eşleşme yapamamış olabilirler. İlk ağızlarda genelde bu tip böyle boş yumurtalar yaşanabilir. Devamlılık gösterdiği zaman tabii ki eşleri değiştirmemiz, farklı kontroller yapmamız gerekmekte. O başka bir konu ama ilk ağızlarda bu gibi durumlar bizi paniğe sokmamalı. Kontrolümüzü yapmalıyız. Eğer kuşlar boş yumurtada yatıyorsa, yumurtanın boş olduğunu tespit ettiysek, yumurtaları alıp yuvayı bir günlüğüne alıp ertesi gün tekrar taktığımızda kuşlar tekrardan hazırlıklarına başlayıp ikinci tura, ikinci ağza başlayacaklardır. Dediğim gibi kuşun tam olarak kuluçkaya başladığı günden 3 gün sonra bu yumurtanın dolu, bir yumurtanın dolu olup olmadığını gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz. Videolarda göreceksiniz aynı yuvanın içinde farklı şekillerde, farklı boyutlarda sürece dahil olmuş yumurtalar vardı. Bazısı biraz önde, bazısı tam ortada. Hiç yumurta toplamadığım bir yuvayı özellikle göstermiştim. Yumurta toplama videosunu tekrar izlemenizi rica ediyorum. Burada yumurta toplamanın öneminden bahsediyorum. Yavrular arasında eşit bir rekabet oluşturabilmek, yavruların hepsinin aynı günde çıkıp daha sonra küçük kalan yavruların zayi olmaması, hatta bazılarının çıkamaması gibi durumların oluşmaması için yumurta toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Yumurta kontrolleri sırasında da benim nacizane tavsiyem, burada ben yuvaları açtığımda kuşlar şunu bilelim, ihtiyaçları için yuvadan kalkıp tekrar yuvaya girdiklerinde mutlaka o yumurtayı şöyle bir hareket yaparak, yuvaya yerleşme hareketi yaparak yumurtaları bir döndürür. Ya da bazen altına toplama hareketi yaparak yumurtaları bir döndürür. İnsan eliyle yapılmış kuluçka makinalarına da baktığınız zaman zaten kuluçka makinalarında da sürekli devam eden böyle bir hareket vardır ki yumurtaların sabit kalmamasını, içindeki yavrunun belli bir yere yapışmamasını sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir bu. Bozulan yumurtaları çektim. En sona o video, o görüntüleri de eklemiştim biliyorsunuz. Bu tip sorunlar yaşamamanız adına kuşa ufak destekler vermenizi tavsiye etmek istiyorum. Burada yumurta toplama işlemi yapılmış ve aynı gün yuvaya konmuş 4 tane yumurtayı aynı pozisyondan tutmadan her yuva kontrolü yaptığınızda ben şöyle anlatayım, kendimden anlatayım. Yuvaları 2 günde bir mutlaka açıyorum. Bazı yuvaları, hatta daha önemli yuvaları her gün akşam bir kere açıp yumurtaların canlılık durumunu, bozulma olmadığını ve hatta bazen kuş kalkarken istemsiz olarak ayağına takılıyor, ayağı altında kalıyor, yanında kalıyor. Yumurtayı böyle yuvanın kenarına, dışına doğru atabiliyor. Bu gibi durumları tespit etmek adına hemen tekrar yerine koyabilmek adına yuva kontrolleri yapıyorum. Ve bu kontrolü yaparken de yumurtaları şöyle parmağımla bir yerlerini değiştiriyorum. Olduğu yerde şöyle dairesel bir şekilde yumurtaları bir döndürüyorum. O ufak hareket bile o yumurtanın içindeki canlının hareket edip o sarının ve oluşan o damarlı görüntünün hafif bir yer değiştirmesine, yumurta içinde böyle belli bir yere yapışmama, donma gibi problemlerin yaşanmamasını sağlıyor. Size de bu şekilde uygulama yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine videonun bir yerinde bahsetmiş olmam lazım. Yuvalara 4'ten fazla yumurta koymamaya gayret gösteriyorum. Çok fazla zaten bakıcı kanaryam var. Yumurtaların mümkün olduğunca hem de
riski bölmek adına bu nacizane yine tavsiyemdir. Örnek veriyorum, işte çok değerli bir çift sakanız var. 5 yumurta yaptı. 5 yumurtanın 5'ini de alıp bir kuluçkaya verdiğiniz zaman dişi ölürse, istenmeyen bir sebeple dişi ölürse yumurtalar bozulur. Erkek çok kızıştı, gel dişiyi rahatsız etti, yuvadan kaldırdı, dişi de ona uydu. Tekrar çiftleşmek istediler, yuva bozdular, yumurtalar bozulur. O an bir şey oldu, farklı bir sebepten dolayı dişinin ayağı yuvaya takıldı, yumurtaları düşürdü, 5'i birden gitti gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu tip sorunlarda riski bölebilmek adına ben şöyle bir şey yapıyorum. 5 yumurtanın 3'ünü bir yere, mesela geçen sene kıtalar arası yarışmada birinci olan Venezuela isketen 5 yumurta yaptı. Aynı anlattığım gibi 3 tanesini bir yuvaya, 2 tanesini bir yuvaya koydum. Şöyle ki 3 yumurtayı koyduğum yuvadaki dişi yuvadan kalktı. Daha sezonun ilk başı herhalde tekrar çiftleşmek istedi. Bu tip sorunlar az da olsa yaşanıyor. Yuvadan kalktı ve o 3 yumurtayı ertesi gün geldiğimde bozulmuş olarak gördüm. Çok üzüldüm. Ama 5'ini birden koysam hepsi bozulacaktı. 2 yumurta 3 gün önce başka bir kanaryanın altında çıktı o yavrular. Neyse ki onları kurtarabilmiş oldum. Bu da bu işin ufak tüyolarından birisi olarak size nacizane tavsiyemdir. Dediğim gibi yumurta kontrolleri bu işin olmazsa olmazı yumurta toplama işlemi artı yumurtanın kuluçka süresi boyunca dolu boş yumurta, sonrasında da dolu yumurtaları kontrol edip her gün ufak tefek hareketlendirmek. Emin olun yumurta çıkım oranınızı, yumurtadan yavru çıkım oranınızı ciddi miktarda artıracak, yumurta bozulmalarını ciddi anlamda düşürecektir. Umarım videonun sizlere faydası olmuştur. Sezonun nasıl gittiği ile alakalı şimdi ikinci bölümü çekmek için diğer videoya geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı sezonlar diliyorum.